Selamun aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler, hayırlı sabahlar. Yine Gölcük Ovası'ndayım. Yine bir canlı yayın. Artık ovada tütün diken insan bulmak bayağı zor. Bugün sabah geçerken gördüm, hemen geldim. Gölcük'te bir abiler tütün dikiyorlar. Eskiden elle dikerdik. Son zamanlarda biz de böyle tütün dikim makinesiyle dikmiştik. Şimdi size tütün nasıl dikilir? Sındırgıda olup da zaten tütünü bilmeyen yoktur. Şöyle güzel bir video çekmeyi düşünüyorum. Gördüğünüz gibi makinede 5 tane abla var. Ablalar fidanları atıyor, dikiyor. Bir arkadaş fidan getiriyor. Ve arkadan yine ablalar bazen eksik kalan yerleri tamamlıyor. Vallahi vakti zamanında bu işi ben de çok yaptım. Hem tütün diktim, başkalarına da diktim. Şimdi böyle size yaklaşarak yakından göstermeyi düşünüyorum. Ama önce şöyle bir fidanları atan ablaları göstereyim. Artık yani tütün diken kişi elle sayılacak kadar az kaldı. Şöyle fidanları önlerimize koyuyorduk eskiden. Sonra şu ablamın şöyle fidan atışını göstereyim bak size. Böyle paletlerin arkasına sıra sıra koyuyorsun. Bazen fidan alırken arada bir karış boşluk kalır. İşte onu da arkadan gelen abla da tamamlıyor. Çok vaktinde yaptığımız iş yani. Sındırgı'da, Balıkesir'de ve özellikle Sındır'da yaşayıp da tütünü bilmeyen yoktur. 90'lı yıllarda 2000'ine kadar herkes tütün yapıyordu. Köye gelen memurlar da dahil. Şimdi artık diken yok. Aslında böyle bayağı zevkli bir iş de gözükebilir. Ama kolay da değil sıcağın altında. Öndeki ablaların fidanları burada bak. Tütün fidanları böyle. Arkadaşlar belki tütünü bilmeyen bile vardır ha. Bu sigaranın fidanı işte. Önce böyle toprağa koyuyorsun. Sonra kırımını da bir ara inşallah size yine gösteririm son zaman. Traktör böyle yavaş gider arkadaşlar. Bundan hatta sonuna kadar sürüngen vites de takıldı yani. Biz de taktırdık. Böyle traktör yavaş yavaş gider. Önde kazanla suyu koyarsın. Arkadan böyle hem önden dikiliyor, arkadan su veriliyor. Arkadan da bu ablalar eksik kalan yerleri tamamlıyor. Dikim işi tamam. Ondan sonra sıra çapada. Ama atıcılar iyi attığı için maşallah arkadakiler hemen geldi, yetişti. Şöyle ben size dikilenleri de göstereyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ablalar çok güzel oya gibi işliyorlar. Sabahtan beri yağmurdan önce tarlanın bir bölümü dikilmiş. Orası bayağı biraz büyümüş. Sabahtan beri birkaç dönüm dikmişler. İnşallah bugün tarlayı bitirecekler. Tarla sahibi de bu genç arkadaş. Burası son mu, var mı başka tarla? Yok, son. Kaç dönüm ekiyorsun? 7,5 dönüm. 7,5 dönüm. Aslında tütüne bulaşmışken biraz daha eksen olurdu da tabi 3 kişisiniz anne baba. Tabii. Arkadaşlar koca ovada eskiden buğdayla tütün olurdu. Şimdi hayvancılık gelir, her taraf mısır, yulaf, yonca. Yani böyle tütün dikeni bulmak, işleri bulmak artık kolay değil. Evet. Böyle abi. Bu iş güzel iş ya, böyle zevkli. Şoför Mevlüt abi, ben tanıyorum kendisini. Müziği açmış. Gölgede onun rahat iyi. İşi organize ediyor. Şubat Mart ayında bunun telaşası başlar. Önce ocaklar yaparsın. Orada fideleri yetiştirip. Haziran'ın bugün 6'sı olabilir. Yani artık son bu zamanlarda tütün dikildim. Ondan sonra biter iş. Evet, bundan sonra çapa. Temmuz ortasına doğru kırım. Tabi çok eskiden bizim çocukluğumuzda böyle elle karık çekerdik önden. Salma tutardık, o şekilde ekerdik. Şimdi makineler çıktı sonradan kere. Böyle makineyle komple boydan boya tarlayı gelip gidip dikiyoruz. Şöyle yandaki manzarayı da göstereyim arkadaşlar. Burayı bilenler bilmiyorum bilir mi? Herkes bilmez de Karakaya, Sındırgı'da Karakaya'da olanlar bilir. Şöyle kedi kayası. Burada bak abilerin yazın durduğu dam var. Büyük ihtimal tütünü de yazın bu damda işleyecekler. Şuraya bir sera kurarlar. Şurada kameramı tam gösterdiği de Gölcük Köyü var. Şöyle sağa doğru döndüğünde Bigadiç, Eşmedere. Ta ileride Sarıkaya var.
Tarlayı güzel hazırlamışlar önce. Ablalar nasıl? Memnun musunuz halinizden? Kolay mı bu işler, zor mu? Aslında kolay iş, bir iş yok da. Eskiye göre çok kolay. Arkadaşlar burada böyle güzel hayaller de kurabilirsin böyle fideyi attıkça. Şöyle. Hoş bulduk. Fidanların kulaklarından böyle bu işi ben kendim de yaptım yani bizzat. Ben daha çok şoförlük yaptım ama böyle fidanın kulağını, fidanları ters olarak veriyorsun. Aşağı toprağa dikip makine bırakıyor. Arkadan da hemen saniyesine can suyunu veriyor. Gayet güzel iş yani eski el işine göre. Arkadaşlar tam ileride de iki tane abla hemen fidan yolluyor. Bir yandan da fidan takviye ediyorlar. Ocaklar orada. Aslında tüm fidelerini de göstersem iyiydi de. Buradan başladık. Böyle bu makineyle günde 3-3,5-4 dönüme kadar dikilebilir. Bazen tabii illaki fidan alırken ara ara boşluklar kalır. Onlar da bak bu ablalar, abiler hemen tamamlıyor. Bu genç arkadaş da çapasını yapacak, kırımını yapacak. Budanda yapacaksın değil mi? Evet, budanda. Evet, dama gelecek burada. Yazın buraya bir sera kurup hem manzaranın tadını çıkaracak, hem işini yapacak, hem ovanın tadını çıkaracak. Biz en son 2002 yılında bırakmıştık bu işi. Ondan sonra hayvancılığa geçtik. Ama böyle nadiren de olsa yapan arkadaşlar var. Herkese ekmek davası. Aşağı tarafımızda yulaf var. Sol tarafa mısır ekilmiş. Her taraf mısır arkadaşlar. Ovada eskiden tütünlü olduğu yerde şu anda her tarafta mısır var. Arkadaşlar şöyle gideyim. Size fidan ocaklarını da göstermek istiyorum. Çocukluğumuzun tarlasında geçti yani, kendimizi bildiğimizde tarlaya tütün dikmeye başladık. Ta ki askere gidene kadar, askere gittik tütünü bıraktık, gençliğimiz tütün tarlasında geçti. Şöyle fidan ocakları da burada. Şurada köfüm var. Şubat'ta Mart ayında fidanları ekersin. Ondan sonra her gün gelir açarsın, sularsın, otunu yolarsın, ilaçlama yaparsın. Evet arkadaşlar. Bu ablayla anne de burada fidan yolluyor. Amaliye fidan yetiştiriyor. Abla kolay gelsin. Tütün dikenlere video çektim de hadi dedim sizi de göstereyim. Bilen vardır, bilmeyen vardır. Bak böyle ablalar. Hemen böyle fidanları kulağından tutar tutar çekersin bak. Tutam tutam. Fidanlar da güzelmiş maşallah. Fidanlar böyle hepsi dikime elleş olduğu için. Bu abla da buradan yolluyor. Orada 5 kişi makinede dikiyor. 3-4 kişi arkadan. Şöyle dikilmiş yeri göstereyim. Burası bir 10-15 gün öncesi dikilmiş. Bu arkadaşlar orada dikime devam ediyor. Bugün tarla bitecek. Ovanın ortasındayız. Manzara güzel. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Böyle bir tütün dikim videosunu size paylaşmak istedim. İnşallah çapada da, kırımda gösteririm de çapayı bilmiyorum artık. Yani böyle fırsat olursa veya görürsem. Gölcük Ovası'nda bayağı böyle bir dam vardır. Her tarlada herkesin damı vardır. Eskiden yani yüzlerce insan ova inerdi. Şimdi tabii gençler kalmadığı için bu işin çok bir anlamı kalmadı. Benim motor orada. Şöyle şu videoyu göstereyim size. Benim video başında buradan başlamışlardı. Baya bak yani 3-5 dakika içinde aşağı gittiler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Yeni bir canlı yayında inşallah görüşürüz.